Değerli izleyicilerimiz Avrupa'da bir aşı muamması yaşanıyor. Bildiğiniz üzere kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle pek çok ülkede AstraZeneca aşısının yapımı durdurulmuştu. Adeta bir alarm durumuna geçirmişti İşte bununla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa'daki tüm aşıların olayını veren EMA adlı aşı kurumu AstraZeneca'nın insan sağlığı açısından hiçbir sakıncası olmadığını, yararlı yanlarının yan etkilerinden daha fazla olduğu gerekçesiyle kullanmasında hiçbir mahsur görmediklerini açıkladı. Bildiğiniz üzere bu aşıyla ilgili Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Bulgaristan, Kıbrıs, Rum kesimi, Lüksemburg, Portekiz, İsveç, Estonya, Litvanya, Letonya, Slovenya'nın yanı sıra AB dışındaki İzlanda ve Norveç'te AstraZeneca aşısını geçici olarak durdurduklarını açıklamışlardı. EMA'dan yapılan bu açıklamanın hemen ardından Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya AstraZeneca ile ilgili aşılamaya yeniden başladıklarını ifade etti. Yani değerli izleyicilerimiz bakın aşıyla ilgili tabii ki insanların başka çıkış yolu şu anda koronavirüsten yok. Aşı ben şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz bu aşılar Ocak ayı itibariyle piyasaya çıktı. İnsanları aşılamaya başladılar. Ancak bu aşılar piyasaya çıkmadan önce Almanya'daki Biontech, AstraZeneca, İngiliz ve İsveç ortaklığı, Çin aşısı, Rus aşısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna'nın aşısı ne dediler bize? En az yüzde 90, yüzde 95 oranında bir koruyuculuğu var dediler. Bu aşılar piyasaya çıktıktan sonra görüyoruz ki hiçbir aşı üreten şirket böyle bir açıklama yapmadı. AstraZeneca ile ilgili sadece bir açıklama gelmişti. O da şu söylenmişti: Büyük ölçüde koruma sağlıyor demişlerdi. Yani büyük ölçüde koruma sağlıyor. Ne demek? Daha önce neden o zaman net rakamlar veriyordunuz yüzde 90, yüzde 80 koruyor diye? Şimdi neden veremiyorsunuz? İşte. Asıl sorulması gereken soru bu. Avrupa ülkelerinde AstraZeneca şimdiden Avrupa ülkelerinde hemen hemen her ülkede artık AstraZeneca aşılaması kaldığı yerden devam edecek. Zaten aşılamayla ilgili ciddi bir sorun var. Aşı yok. Pek çok insan aşıya ulaşamıyor. İşin enteresan bir diğer boyutu ise parayı verenler aşıyla ilgili siparişleri geç de olsa verdiler. Parası olmayan ülkeler ya da aşıya ulaşamayanlar ne halde hiç kimsenin umrunda değil. Evet maalesef dünyanın özellikle geri kalmış pek çok ülkesi aşıya ulaşamıyor. İnsanlar adeta kırılıyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. O nedenle insani, vicdani ve ahlaki açıdan mutlak surette zengin devletlerin bu aşı politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Sadece Danimarka değerli izleyicilerimiz kendi nüfusuna yetecek olan aşının 3 katını sipariş verdi. Kendi nüfusunun 3 katını. Yani biz alalım, 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 alalım ama hiçbir şekilde geri kalmış ülkeleri ne gören var ne de duyan var. Bir örnek vereyim. Mesela Filipinlerden bir açıklama geldi. Filipin Sağlık Bakanı şunu söyledi. Eğer bize Almanya ve İngiltere aşı bağışında bulunursa biz kendilerine hemşire gönderebiliriz dediler. Normal şartlar içerisinde Filipin'de her yıl sadece 5000 sağlık çalışanının yurt dışına gitmesine izin veriliyor. Onun haricinde verilmiyor. Aşı karşılığında bu ülkelere sağlıkçı gönderebileceklerini ifade ettiler. Hal böyle olunca bir kez daha görüyoruz ki değerli izleyicilerimiz maalesef vahşi kapitalizmin ayak sesleri kulağımıza gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu vahşi kapitalizmin ayak seslerini daha çok çok ama çok duyacağız. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere koronavirüsle ilgili marketlerde testler satılmaya, hızlı testler satılmaya başlandı. Almanya'da pek çok markette, Aldi'de, Real'de, Rozman'da, DM'de ve daha çok pek çok markette bu aşılara ulaşmak mümkündü. 24.99 beşli test halinde ama değerli izleyicilerimiz maalesef şu anda test kalmış değil. İnsanlar adeta saldırdılar. Lidl'da, Lidl marketlerinde de 21.99 euroya satılıyordu. Diğer marketlerde 24.99 euroya ancak şu anda herhangi bir şekilde hızlı test söz konusu değil. Bakınız değerli izleyicilerim ben geçmişteki yayınlarımda defalarca söyledim. Bu hızlı testler güvenli değil. Zaten bu testi bulanlar da söylüyorlar. Koronavirüsü %100 tespit etmiyor. Testi bulanlar da söylüyorlar. Bu hiçbir şekilde %100 sonuç vermez diyorlar. Ama insanların doğal olarak kendileriyle ilgili, aile fertleriyle ilgili durumu öğrenmek istemelerini de anlayabiliyoruz. Şimdi Avrupa'da konuşulan çok çok önemli bir konu var. Nedir bu? Aşı pasaportu. İnsanlar bir noktadan bir noktaya seyahat etmek istediklerinde artık bu aşı pasaportları olması gerekiyor. Aksi halde bir ülkeden bir ülkeye geçemeyeceksiniz, uçağa alınmayacaksınız ve daha pek çok kısıtlamayla karşı karşıya kalacaksınız. Yaşamış olduğunuz yerde bir mağazaya giremeyeceksiniz, alışveriş merkezine giremeyeceksiniz ya da Herhangi bir şekilde devlet kurumlarından hizmet alamayacaksınız. Hal böyle olunca da akla hemen şöyle bir soru geliyor. Peki aşı olmak hani zorunlu değildi? Aşı olmak madem zorunlu değil, neden seyahatlerde ya da evimden çıktığım zaman sen benden aşı pasaportu istiyorsun? Aşı pasaportunda yazacak. Şu aşıyı olmuştur ya da olmamıştır. Şimdi değerli izleyicilerimiz Mayıs ayı itibariyle Avrupa'da aşı pasaportu uygulamasına geçilecek. Pek çok ülke bununla ilgili çalışmasını hızlandırdı. Avrupa Birliği de bununla ilgili ortak bir çalışma yürütüyor. Pek çok ülkeden de bu aşı pasaportuna katkı sağlanıyor. Yani değerli izleyicilerimiz burada dikkat çeken en önemli nokta şu. Aşı zorunlu değil deniliyor ama gelinen noktada aşı pasaportu olmadan bir noktadan bir noktaya seyahat etmek imkansız hale geliyor. Değerli izleyicilerimiz, tabi Avrupa Birliği'nin onay verdiği aşılar gerekiyor. Hangilerine onay verdi? Biontech'e verdi, AstraZeneca'ya verdi, Almanya'nın Moderna aşısına verdi. Mesela Türkiye'de vurulan Çin aşısına herhangi bir şekilde onay verilmedi. Rusya'nın Sputnik adlı aşısına herhangi bir şekilde onay verilmedi. Şimdi Türkiye'de örneğin Çin aşısını yaptıran bir vatandaşımız Almanya'ya gelebilecek mi? Bu aşı pasaportunda geçerli olacak mı? Maalesef ve maalesef şu anki mevcut şartlar içerisinde konuşuyorum. Avrupa Birliği'nin aşı merkezi olan EMA'nın onay vermiş olmadığı hiçbir aşı geçerli sayılmayacak. Yani Türkiye'den Fransa'ya, Almanya, Hollanda, İngiltere ya da daha pek çok ülkeye vatandaş gidemeyecek. Çünkü diyecekler ki ben Çin aşısını tanımıyorum. Şimdi böyle de bir durum söz konusu. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nde çok acil bir şekilde bir çalışmanın başlatılması gerekiyor. Yani sadece kendi taşıdıkları yani sadece kendi yapmış oldukları aşılarla bu işin neticeye varması aşı pasaportu konusunda maalesef mümkün değil. Şimdi pek çok izleyicimiz bize soruyor tabi. Diyor ki ben işte Türkiye'de yaşıyorum. Şu aşıyı yaptım ama Almanya'ya gideceğim. Ne olacak? Şu anda zaten zorunda haller dışında Avrupa Birliği ülkelerine seyahat kısıtlı. Çok zor. Vize verilmiyor. Seyahat gerekçenizi belgelemeniz gerekiyor gibi pek çok neden var. Ama aşı pasaportu ile ilgili zorunluluk önümüzdeki günlerde başladığında konsolosluklar vize vermeden önce aşı pasaportunu soracak. Bu nasıl olacak bilinmiyor. Soru işareti. Çünkü bugüne kadar Avrupa Birliği'nden bununla ilgili hiçbir açıklama gelmedi.